Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü şirketimiz TAV Havalimanları. TAV Havalimanları 1997 yılında faaliyetine başladı ve ilk faaliyet alanı İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali ihalesiyle başladı arkadaşlar ilk faaliyetine. Daha sonra TAV'ın başarı öyküsü ve başarı hikayesi geldi. İlerleyen yıllarda TAV şirket yapısını değiştirerek TAV Havalimanları Holding ve TAV İnşaat olarak şirketi düzenledi ve 2007 yılında Şubat ayında halka arz edilerek borsamızda işlem görmeye başladı. Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecilerinden bir tanesi oldu TAV arkadaşlar. Türkiye'de Antalya, Ankara, Esenboğa, İzmir'de Adnan Menderes, Milas ve Bodrum havalimanları ve Gazipaşa, Alanya havalimanlarını işletmekte. TAV yurt dışında ise Kazakistan'ın Almatı, Gürcistan'ın Tiflis ve Batum, Tunus'un Monastır ve Enfitha, Hammamet, Makedonya'nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan'ın Medine, Hırvatistan'ın Zagreb havalimanında faaliyet göstermekte. Holding Duty Free, yiyecek içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonlarının diğer alanlarında da faaliyet göstermekte. Bu çerçevede TAV Havalimanları Letonya'nın Riga Havalimanı'nda da yiyecek içecek ve diğer ticari alanlarında faaliyet göstermekte arkadaşlar. Dünyanın birçok havalimanında faaliyet göstermek üzere girmiş olduğu ihaleler bulunmakta ve beklentisi olan ihaleler bulunmakta. Bilindiği üzere havacılık sektörü son 3 yıldır COVID-19 nedeniyle olumsuz etkilenen sektörlerimizden bir tanesi. Havalimanı işletmeciliği olarak TAV da bunlardan olumsuz etkilenmesine rağmen 2021 yıl sonunda net kar açıklamayı başaran firmalarımızdan. TAV havalimanlarının temel analizine bakacak olursak sermayesi 363 milyon. Orta seviyede ödenmiş sermayesi bulunmakta. Toplam menkullerine baktığımızda toplam menkulleri çok güçlü arkadaşlar. 15 milyar TL. 15 milyar TL toplam menkulleri bulunmakta. Ödenmiş sermayesi ise 363 milyon. Net karına baktığımızda 2021 yıl sonu net karı 467 milyon 689 bin TL. Sermayesinin %50 oranında yaklaşık olarak %50 yukarısında net kar açıklamayı başarmış şirketlerimizden bir tanesi. Ama toplam menkullerine baktığımızda, öz varlıklarına baktığımızda ise bu oran öz varlıklarının yaklaşık %3'ü civarına tekabül etmekte. Öz varlık karlılığına baktığımızda net karı düşük ama sermayesine baktığımızda ise net karı gayet güzel firmalarımızdan. Az önce de bahsettiğim gibi COVID-19'un etkileri havacılık sektörünü ve hava limanları işletmeciliği yapan şirketleri olumsuz etkiledi ve birçok şirket zarar açıkladı. Ama TAV Havalimanları buna rağmen kar açıklamayı başardı. COVID'in artık yasaklarının yavaş yavaş azalmaya başlamasıyla bundan sonraki süreçte TAV Havalimanlarının karını artırmasını beklemekteyiz. Ayrıca TAV Havalimanları dövizin yükselmesinden pozitif etkilenen şirketlerimizden. Bunun nedeni yurt dışı havalimanı işletmeciliğinin dışında yurt dışında da birçok havalanı işletmeciliği yapmasından kaynaklanmakta. Gelirinin çoğu döviz arkadaşlar. Fiili dolaşım payına baktığımızda %48, çoğunluk hissesi yönetimde, %48'i ise halka açık. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda 0.82, yani defter değerinin %82'sinden şu anda işlem görmekte. %80'ler civarında. Defter değerine göre %20 ucuz diyebiliriz. Fiyat kazanç oranına baktığımızda fiyat kazanç oranı ise 26. Fiyat kazanç oranı biraz yüksek görünmekte arkadaşlar. Bunun nedeni varlıklarına göre, sermayesine göre karlılığının düşük olmasından kaynaklanmakta. Ama bu kadar negatif olaylar olmasına rağmen, savaşlar, hastalıklar, TAV Havalimanlarının kar açıklaması bile büyük bir olay ve bundan sonraki süreçte de yine bahsettiğim gibi COVID yasaklarının kalkması, savaşların azalmasıyla ve dövizin de yüksek olmasından dolayı TAV Havalimanlarının karlılığını artıracağını ve yüksek karlar açıklamasını beklemekteyiz. Benim TAV Havalimanları ile ilgili kısaca paylaşacaklarım bu kadar. Bol kazançlı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.